A'la suresi, o Rahman ve o Rahim olan Allah'ın adıyla, o en yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. Onun isimlerine yanlış manalar yüklemekten sakın. O isimleri başkalarına takma. Uygunsuz hallerde ve necaset bulunan mahallerde onları anma. O en yüce olan Rabbini şanına yakışmayan her şeyden tenzih et ve tesbih et. O zat ki her şeyi yaratmıştır ve tüm yarattıklarını, varlıklarını sürdürebilmelerine, en elverişli biçimde var ederek düzenlemiştir. Yine o zat ki tüm varlıkların cinsleri, türleri, şahısları, miktarları, sıfatları, yaptıkları, yapacakları ve ecelleri dahil her şeylerini ayarlayıp takdir etmiştir ve her şeyi yaratılış gayesine yönlendirerek her varlığa neden, nasıl faydalanacağını öğretmiştir. Hem de o zat ki hayvanların otlayacağı bunca otlağı topraktan çıkarmıştır. Yemyeşil halinin ardından onu kupkuru, kapkara bir şeye çevirmiştir. Habibim, muhakkak biz seni okutmaya devam edeceğiz ve artık sen Kur'an'ı unutmayacaksın. Ancak Allah'ın ayetlerinden hükmünü ve tilavetini neshetmeyi dilemiş olduğu şeyler müstesna. Muhakkak ki o Allah açık olan okumanı da bilmektedir. Kalbinde gizli kalan şeyi de. Nitekim sen bir şey kaçırırım diye kalbinde endişe barındırarak Cibril'in tilaveti sırasında seslice okumaya başlıyorsun. Ama artık buna ihtiyaç yoktur. Zira biz vahiden hiçbir şeyi sana unutturmayacağız. Biz seni vahyi ezberleme, onunla amel etme ve onu tebliğ etme hususlarında o en kolay yol olan yola ve müsamahalı bir şeriata kolayca muvaffak kılacağız. Öyleyse sen Kur'an'la insanlara öğüt ver. Tabii ki o öğüt fayda verirse ama kalpleri kılıflı olan kişilere fayda vermeyeceği bellidir. Bu yüzden de çok üzülme. Allah'tan saygıyla korkmakta olan kimse mutlaka öğütlenecektir. Ama o en asi olan kafir kimse ondan iyice uzaklaşacaktır. O kimse ki o en büyük ateşe sahip olan cehenneme girecektir. Sonra orada ölemeyecektir ve rahatlıkla yaşayamayacaktır. Muhakkak felaha ermiştir o kimse ki kafirlikten ve günahlardan iyice temizlenmiştir. Zekat vermiştir. Namaz için abdest alarak paklanmıştır. Böylece namaza niyetlenip iftitah tekbiri okuyarak Rabbinin adını kalben ve lisanen zikretmiştir de peşi sıra 5 vakit namazı kılmıştır. Ey kullar! Doğrusu siz o en alçak dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı fani dünya yaşantısından daha iyidir ve daha süreklidir. Şüphesiz ki işte bu süre, işte bu surede yazılanların bir benzeri elbette evvelki sayfalarda da vardır. İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.